Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Tevrat ve İncil'de de geleceği bildirilen ümmi peygamberdir. Allah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı vahyettiğinde kendisinin okuma yazması yoktu. Yani ümmiydi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu özelliği, kendisinin peygamberliğinin en önemli delillerinden biridir. Bir ayette şöyle buyrulur. Bundan önce sen hiç kitap okuyan değildin ve onu sağ elinle de yazmıyordun. Böyle olsaydı, batılda olanlar kuşkuya kapılırlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Tevrat ve İncil'i okumadığı halde, bu kitaplardaki hükümleri, anlatılanları bilmekteydi. Geçmiş toplulukların tarihine de vakıftı. Elbette bu, Allah'ın vahyi dışında asla mümkün olamayacak bir durumdu. Kur'an'da geçmişteki bütün semavi kitapların ana konuları, geçmiş peygamberlerin kıssaları, dinler ve bunların getirdiği inançlar, eski tarih, medeniyet ve kültürle iktisat, siyaset ve ahlak konusundaki bilgi hazineleri vardı. Halbuki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine elçilik görevi verilmeden önce bunlardan tamamıyla habersizdi. Onu tanıyanlar önceden böyle bir ilme sahip olmadığını zaten çok iyi bilmekteydiler. Kendisinin ümmi olmasına rağmen böyle bir kitapla iman etmeyenlerin karşısına çıkması peygamberliğinin en büyük deliliydi. Daha önce herhangi bir okulda bir eğitim görmediği halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahip olduğu ilim ve anlattıkları bu mübarek insanın mucizevi yönlerinden sadece bir tanesidir. Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Ben Allah'ın sizin hepinize gönderdiği bir elçisi, peygamberiyim. Ki göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin. O da Allah'a ve onun sözlerine inanmaktadır. Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz.